Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peak Games firmasının yaşamış olduğu reklam krizi üzerine duracağız. Ama öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle Peak Games ile ilgili genel bir bilgi edinelim. Peak Games 2010 yılında Sida Şahin tarafından kuruldu. 9 yıldan beridir de dünyadaki mobil uygulamalar arasında önemli bir konuma sahiptir. Son zamanlarda Peak Games değil de Peak adını kullanmaktadır. Peak, Hasbro uygulamasıyla adını ilk duyurdu. Dünyaca ünlü bir oyun firmasının kendi mobil uygulamasını kullanıldığından dolayı 60 olduğu dava ile bir şekilde taraflar arasında gerekli anlaşmalar yapıldı ve diğer uygulamayı kaldırttı açmış olduğu dava ile bu dava ile Peak firması adından söz ettirdi. Hasbro davasından sonra Peak firması kart ve okey oyunları bölümünü Zigna firmasına Farmville'in de sahibi olduğu bu arada biliyorsunuz Farmville oldukça meşhur bir oyun. Ee, bunu sahibi olan Zigna firması tam 100 milyon dolara nakit olarak satın aldı. Sensor Tower firmasının yapmış olduğu araştırmaya göre Peak Games firmasının aylık ortalama geliri 35 milyon dolarmış. Peak firmasının yıllık cirosunun da 420 milyon dolar olduğu tahmin edilmekte ve aynı zamanda Peak firması Türkiye'de kurulan ve üçte ikisinde yabancılar tarafından satın alınan bir firma olduğunu hatırlatmak isterim. 18 Şubat 2019 tarihinde 41 televizyon kanalında aynı anda Pekin reklamları yayınlandı. Yayınlanan bu reklam ilk etapta çok beğenildi. Ancak daha sonra çalıntı olduğu ortaya çıktığında sosyal medyada ciddi anlamda bir karalama kampanyası başlatıldı. Yayınlanan bu reklam Audi'nin Safety Code reklamıyla hemen hemen birebir aynıydı. Ben de zaten bu televizyondan değil de sosyal medyadaki tepkilerini gördüğümde benim dikkatimi çekti. Hemen şöyle bir incelediğimde bu reklamı Medina Turgul firmasının yaptığını görüyorum. Medina Turgul firması da biraz incelediğimde sektörde gerçekten de çok iyi işlere imza atan bir firma. Böyle bir durum nasıl meydana gelmiş bilemiyorum. Ancak e, bunun sonucunda bence birçok kişinin canı acıyacak diye düşünüyorum. Yaşanan bu krizlerden sonra Peak firmasının şöyle bir açıklaması oldu. Onu okuyayım ben sizlere. Reklam filmimizin özgün olmadığını hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli. Bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz. Ajansla 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, ajansın bağlı olduğu network'e Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız. Pik burada gayet haklı gibi gözüküyor. Olayın arka tarafını tabi bilemiyoruz. Reklam, reklamın iyisi kötüsü olur mu diye düşünürsek yani reklamın iyisi kötüsü olur bence. Evet çok ses getirdi ama olumsuz bir ses getirdi. Çok ciddi anlamda bir kriz. Aslında Medina Tugrul firmasının da bir açıklama yapması gerekiyor bence. Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu reklamın normalde 2 hafta boyunca yayınlanması planlanıyordu. Ancak bu açıklamadan sonra yayınlarını durdurdu. Sosyal medya hesaplarına girdiğimizde de YouTube kanalına falan baktığımızda da e, ya, videonun yayında olmadığını görüyoruz. Reklam ilk yayınlandığında Medina Turgul Twitter hesabından ekranları hackledik şeklinde bir yorum yapmıştı. ve O şekilde videoyu paylaşmıştı. Ancak e, incelediğimizde hesaplarına baktığımızda atılan o tweetin silindiğini görüyoruz. Reklamı incelediğimizde de teliften dolayı hepsini yayınlayamıyorum. Şunu görüyoruz. Gerçekten de müzikle beraber, müzikle dahil olmak üzere her şey birebir alınmış gibi gözüküyor. Sadece ilk kısmındaki giriş farklı. Onun dışında siyah bir ekran, verilen komutlar vesaire hemen hemen birebir aynı gibi görülmekte. Yani esinlenme diyemeyiz çünkü maalesef sektör için bence üzücü bir durum. Peak firması yayınlanan bu reklamda yaratıcılıktan ve üretkenlikten bahsederken aslında kendi reklamının alıntı olduğu gerçekten de üzücü bir durum. Çok ciddi bir tezatlık. Açıkçası Medina Turgul firması başarılı bir firma. Çalışmış olduğu kurumlar da gayet büyük kurumlar. E, kendinden bahsettiren bir kurum. Ancak nasıl böyle bir çalışma meydana çıkmış e, kafalarda soru işareti gerçekten de. İlerleyen günlerde Medina Turgul firması da umarım bir açıklama yapar. Evet bugün Peak firmasının reklam krizi üzerine konuşmuş olduk. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.